Doğrudan Arapça derslerinden fiiller konusuna ilk defa başlıyoruz. Şimdiye kadar hep kelimeleri ezberlemek ve isimler üzerinde durduk. Çok az cümleler kurduk. İşte yani bir kalem sandalyenin üstündedir ya da çanta kürsünün üstündedir gibi basit cümleler kurduk. Bu derste ilk defa fiil dediğimiz yani bir iş, bir eylem, bir oluş bildiren fiillere bakacağız. Fiil dediğimiz şey işte bir iş, bir hareketlilik ifade eder. Nitekim bu görsellerde görüyoruz. İşte yürüme fiili, biz buna yürüme demiyoruz. Yürüme dediğimiz zaman fiil olmaz. Yürüyor desek yürüyor ya da yürüdü desek bu fiil ifade eder. Tabii bizim bugünkü çalışma yani geçmiş zaman ile ilgili değil, böyle geniş zaman yani şimdiki zamanla ilgili ya da fiillerdir. Şöyle bakalım. Yani her bir şöyle satırda 6 tane fiil var. Burada da 6. 24 adet fiil öğreneceğiz. Bütün fiiller Y harfiyle başlıyor. Yani Y harfiyle başlaması tabi Arapçada fiiller yani üçe ayrılır. Mazi, muzari ve emir fiili diye. Muzari dediğimiz fiil içinde hem gelecek zaman hem şimdiki zaman hem geniş zamanı barındıran bir kalıptır. Cümledeki pozisyonuna göre işte ya gelecek zaman manasına gelir bu yemşi, yürüyor anlamındadır. Ya geniş zaman yürür ya da şimdi ya da gelecek zaman yürüyecek anlamına gelebilir cümledeki durumuna göre. Ve bunlar hepsinin faili yani öznesi o'dur. Arapçada özne ilk olarak o ile başlar. Yemşi o yürüyor anlamına gelir. Şöyle yecri yecri o koşuyor anlamına gelir. Bu şekilde yürüyor, koşuyor, işte çıkıyor. Yani yukarı çıkma anlamında yani bir odadan çıkma değil. Yes'ad tabi fiillerde son harekelerini okuyalım. Çünkü bu bir isim değil. Son harekesi önem ifade eder. Öyle ki bazen son harekenin cezimli olması o fiili emir fiili haline getiriyor. Evet. Yemşi, yeceri burada doğal bir şekilde kesra vardır. Yani ye onu istiyor. Burada yazmış ama burada yazmamış. Yes'adu. Evet. Yani yürüyor, koşuyor, çıkıyor. Yenzilu iniyor. Yeclisu oturuyor. Yakifu kalkıyor anlamlarına gelir. Burada dikkatinizi çekmiştir. Neden bunların son harekeleri yok? Arkadaşlar Arapçada Y ve Vav harfleri bunlar bazı durumlarda damme dediğimiz harekeyi alamaz. Onlar damme alamadığı için böyle kalır. Yemşiyudur aslında. Yemşiyu, yecriyu. Bu almaz. Dile zor geldiği için Araplar bunu söylemiyor yani. Yecri şeklinde okur. Onu belirtmiş olayım. Bunları ödev sayfasında çizeceksiniz. Basit bir çizim yapılabilir. Ya da ben olsam böyle resimler çizmem. Yani burada işte kelimesini yazarım. Mesela yazarım yukarıda Türkçesini derim ki yürüyor. Yemşiyi altında yazarım. Böyle bir kodlama yaparım. Bu bir çalışma, bir faaliyet olduğu için bu kelimeleri ezberlemekte size çok yardımcı olacaktır. Ha, çizmek isteyene de karışmıyorum. Çizebilir. Kendisi bilir. Yemşi böyleydi bu satır. Yetevadda'u. Evet, sonunda bir damme var. Bakın zaten doğal hepsinin sonunda damme var. Bu bir muzari fiil. Yani geniş zaman.
Ve şu Y harfinin yine dammesi olmadığına dikkat edelim. Yoktur. Evet, yetevaddeu abdest alıyor. Yukebbiru tekbir getiriyor. Yusalli namaz kılıyor. Yarka'u ruku ediyor. Yescudu secde ediyor. Yusellimu selam veriyor. Buna böyle olduğu gibi ezberlenecek arkadaşlar. Yani lazımdır bize. Sonraki derslerde çok lazım olacak bu kelimeler. Ona göre dikkat edin. Yekulu yiyor. Yeşrabu içiyor. Yektubu yazıyor. Yani burada yeşrabuna şurup oradan aklınıza gelir. İçiyor. Yektubu da işte kitaptan aklınıza gelir. Yekra'u kıraattan aklınıza gelir. Okuyor. Yenamu bu uyuyor anlamına gelir. Yusabbihu tesbih, bakın sebaha tesbih oradan aklınıza gelir. Tesbih çekiyor. Yadhaku gülüyor. Yebki yine bu ye doğal bir şekilde kendini öncesini kesra ister. Yebki kendisi de damma almaz. Ağlıyor. Yeftahu açıyor. Yugliku kapatıyor. Yahrucu burada dammedir, bunu yazmamış unutmuşlar, siz yazın, burası damme. Yahrucu çıkıyor. Yedhulu giriyor. Bu kelimeleri bu şekilde inceledik. Bunları siz mutlaka ezberlemek için bazı çalışmalar yapın. Bunlar lazım olacak sonraki derslerde. Yine ikinci sayfa bu ödev sayfasıdır. Artık ödevleri böyle yukarıda bir not şeklinde yazıyorum. Yazmadığım sayfaları ödev değil. İsteyen yapabilir. Et-tedribat, alıştırmalar. Şimdi bakın bunları eğer siz ilk sayfayı iyi bir şekilde çalışsanız bunu artık yazar yazmaz ne mana ifade ettiğini düşüneceksiniz ve doğru manayı da düşüneceksiniz. Mesela bakın yemşi yürüyor. Yecri koşuyor. Yes'adu çıkıyor. Yenzilu iniyor. Yeclisu oturuyor. Meclis mesela oturum. Meclisten hatırlarsın. Yakifu burada işte vakıf yerleri. Kur'an-ı Kerim mesela teşbihte vakıf yerleri var. Yani durma vakıf. Yakifu duruyor. Yetevaddeu abdest alıyor. Yukebbiru tekbir getiriyor. Yusalli namaz kılıyor. Yerka'u ruku ediyor. Yescudu secde ediyor. Yusellimu selam veriyor. Yekulu yiyor. Yeşrabu bakın şuruptan içiyor. Yektubu yazıyor. Yekra'u okuyor. Yenamu uyuyor. Yusebbihu tesbih çekiyor. Yadhaku gülüyor. Yebki ağlıyor. Yeftahu açıyor. Yugliku kapatıyor. Yahrucu bakın burası hep fethayla başlamıyor. Ye burada ye, burası yusabbihu yugliku, buna dikkat edelim. Yani bunu yagliku deseniz farklı bir şey olur, mana değişir. Yahrucu çıkıyor, yedhulu giriyor. Bunu o da ödevdi, yani yazarken düşünün ne mana ifade etti. Bu ise yine yani temel itibariyle arkadaşlar çok da fazla bir zihni aktivite gerektirmediği için bunu ödev olarak vermedim. Yani burada zihni bir çalışma yok. Mesela yemşi, yecri ve yakif. Yemşi, yecri ve yakifu. Burada yecri'yi buraya yazmış. Yani bunu müstakil düşün. Yecri ne demek? Koşuyor demektir. Bir nevi bunu diğerlerinden ayırabilme, diğerlerinden bunun farkındalığını oluşturmadır. Mesela yenzil, yeclis, yesadi. Yesadi tek düşünelim. Yesad nedir? Yeclis ve yenzille karıştırmadan çıkıyor. Yani bir merdiven çıkmaya yesad denir. Keza yeşrabu yekulu yusabbihu. Bunu yekuluyu nasıl ayıracağız? Yiyor. Yemek yemek gibi. Yetevaddeu bakın. Yerkeu yescudu. Yetevaddeu. Hangisi akla gelir? Yani yetevaddeu ne akla getirir? Abdest alıyor. Bunu bu şekilde düşüneceksiniz arkadaşlar. Bu etkinlik yani bir zihin etkinliği. Yektubu, yenamu, yekrau hangisini seçiyoruz? Yektubu. Yektubu bu yazıyor anlamına kitaptan geliyor. Yedhulu, yahrucu, yugliku. Bakın yahrucuyu getirmiş. Yani ihraç olmak mesela çıkmak. Yahrucu burada dammeler var, burada yok. Çıkıyor anlamına gelir. Yeftahu yukebbiru yusalli. Yusalli almış. Yani namaz kılıyor.
Yusallimu yadhaku yapki neyi almış? Yadhaku yani gülüyor anlamına gelir. Bu da yine ödev değil arkadaşlar. Yani basit bir etkinlik olduğu için ödev olmasın. Yine basit değil şurada. Yani kırmızıyla yazdığını burada bul gibi der gibi bir şey. Oysa böyle basit bir etkinlik olamaz yani. Bir öncekiyle aynı amaca hizmet edebilir. Öyle yapalım biz de. Nedir? Yeclisu, yecri, yeclisu, yehrucu. İki tane yeclisu yazmış. Bunlardan yecri ne demektir? Yani koşuyor anlamına gelir. Yeşrabu, yukebbiru, yerkau, yebki. Burada da yerkau nedir? Ruku. Reka'a zaten oradan bakın. Reka'a. Yani ruku ediyor. Yine yadhaku, yusabbihu, yaftahu, yakulu. Hangisini ayırmış? Yadhaku'yu. Ne demek yadhaku? Gülüyor. Yaqifu, yaqra'u, yetevaddau, yughliqu. Bunlardan hangisi farklı olarak düşüneceğiz? Yughliq kapatıyor anlamına gelir. Son sayfamız. Yine yani bu görseli biz evvelce çizdik önceki derslerimizde. Bir daha çizmeye gerek yok. Bunu da ödev olarak buraya işaretlemedim. Siz bilirsiniz. İsteyen çizebilir. Hubus, mouse, cezer, cezar. Karıştırılabilir ikisi. Yan yana yazmış ki karışmasın. Kasap. Bu da havuç. Hiç alakası yok. Oysa cimze bir de ra harfleri kök harfleridir. Evet, nafize, nukut, sunduk, şahine. Görüyorsunuz görselleri. Nun harfiyle ilgili bir çalışmaydı bu. Ha harfiyle başlayan harita ve içinde ha olan yine ahbar yeşildir. Ve hubuz ekmek yukarıda da vardı. Bir de hıyar salatalık demektir. Böyle bir çalışma oldu bu derste. Yani bu dersin sizi zorlayacak kısmı buradaki 24 adet fiili ezberlemek olacaktır. Çok çok başarılar dilerim. Çağrıştırma yoluyla ezberlemek daha kolay. Ben çünkü çağrıştırmayı kullandım burada. Mesela dedim ki bakın yektubu yani katip mesela. Katip nedir? Yazıcı. Yektubu ketebe. Demek ki yazıyor anlamına gelir. Tabii Y harfini gördünüz mü? Yani şimdiki zamanı düşünün. Y harfi başta olduğu zaman. Peki, bu derste böyle olsun. Başarılar dilerim. Yazıya ve ödevin düzenine dikkat edin. İnşallah şevkiniz devam eder.